Naim Abiroğlu'yla konuşalım. Gökhan, Naim Paşa'mı da görelim. Paşam merhaba, hoş geldiniz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Abiroğlu'yla birlikteyiz. Amerika Ermenistan tatbikatta başladı. Çok tartışmalı bir adım bu. Evet. Bugün başladı. Biraz böyle konuşalım. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Yani Amerika böyle evet. Kafkasları da böyle sanki kışkırtıyor. Yani doğru. Sadece belli bir yeri değil. Ben orada onu anlıyorum. Sürecek gibi de duruyor. Doğru. Neden ortak tatbikat düzenleme kararı aldılar? Yani salt evet. En temel gerekçe neydi? Böyle başlayalım, buyurun. Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi tatbikat bildiğiniz gibi gerginliği tırmandırma evresinde veya aşamasında önemli bir halka. Evet, yani evet. Ülkeler, diyelim ki iki ülke birbirleriyle savaşma aşamasına gelmek üzereler. Tatbikat bunun evrelerinden, halkalarından biridir. Onun için ciddiye alınmalıdır. Dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye'nin bir de Rusya'nın bu tatbikatı ciddiye alması zaten uluslararası ilişkilerin doğal sonuçlarından biridir. İkinci konu, ABD ile Ermenistan arasında tatbikatın yapılması bu safhada, yani Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ nedeniyle sorunlar henüz tam çözülmemişken, gerginlik aşamasında bu tatbikatın yapılması da mantık açısından baktığınızda, uluslararası ilişkiler açısından manidar. Yani demek ki ABD'nin aradığı ve hedeflediği bir konu var. Bunu sırayla şöyle özetleyebiliriz. Ya bu kışkırtmanın yani bir amacı olmalı ve bir çıkarı olmalı. Şöyle, evet. Biliyorsunuz Ermenistan nedir, kimdir Ermenistan der. Ermenistan ordusunun %90'dan fazlasının silah sistemi Rus silah sistemi. Tabii üstleri var i̇kincisi, canım Rusya. Tabii tabii. İkincisi, evet. İkincisi Ermenistan'da İki tane Rus hava üssü var. Tabii. İki Rus hava üssü var. Rusya'nın o bölgede 2000'den fazla askeri de var. Aynen öyle. Dolayısıyla diğer konuda Ermenistan'ın bazı sınırları da Rus birlikleriyle birlikte korunuyor. Rus askerleriyle birlikte yapılan anlaşma gereği. Şimdi böyle bir ortamda Paşinyan'ın, Ermenistan Başbakanı'nın böyle bir ortamda doğrudan rotayı ve yönünü ABD'ye doğru yönlendirmesi, çizmesi ve tatbikat yapması tabii Rusya'nın hoşuna gidebilecek bir olay değil. Hangi ülke olursa öyle yapardı. Burada ne var? Bize anlatır mısınız? Rusya'ya evet, rağmen Amerika'ya, Batı'ya göz kırpmak, flört etmek tabii. Ve böyle bir tatbikatta, ortak tatbikat kararı. Biraz bunu evet. Konuşalım. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konuya vurgu yaptınız. Şimdi Ermenistan Başbakanı'nın eşi Ukrayna'ya insan yardım kapsamında bir ziyaret gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. Bu tamamen Rusya'ya aykırı bir olay. Çünkü Rusya Ukrayna savaş halinde. Demek tabii. Ki Ermenistan Rusya'yla tamamen gerginliğe veya Rusya'dan kopma noktasında önemli bir adım attı bunu yaparak. Bunu kimin isteğiyle yaptı? Elbette ABD'nin isteğiyle yaptı. İkincisi, Ermenistan'ın yakın dönemde Ermenistan'ın Rusya'nın aleyhine yaptığı bazı açıklamalar var. Durup dururken yaptı. Üçüncüsü, önemli bir olay bu. Tam da ABD'nin istediği. Biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin'in Ukrayna'da işlediği insanlık suçu nedeniyle tutuklama kararı çıkardı Putin için. Ermenistan 1998'de imzalanan bu Roma statüsüne taraf değildi, onaylamamıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değil. Şimdi Ermenistan onaylayacağına dair karar aldı. Bu ne demek? Ermenistan da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'in tutuklaması yönünde onay veriyor. Yani Putin ileride Ermenistan'a gelirse tutuklayacak anlamda. Bu da tamamen Rusya ve Putin'e karşı atılmış bir adım. Fakat en önemlisi, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü dediğimiz Rusya'nın, Ermenistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın ve Beyaz Rusya'nın üye olduğu bir platform var. Bu platform 1-6 Eylül arasında bir tatbikat yaptı Beyaz Rusya'da. Ermenistan'da davetli. Ermenistan bu tatbikata katılmadı. Bu tatbikata katılmadığı gibi hangi tatbikata katıldı? ABD ile Ermenistan arasında işte başlayan tatbikata katıldı. Bu ne demek bu? Ben Rusya'ya karşı ABD'nin yanında kendimi konumlandırıyorum ve Rusya'ya karşı cephe alıyorum demek. Kesinlikle bu. Şimdi burada amaç ne peki? ABD niye Ermenistan'ı böyle bir vekil olarak kullanma arayışında? Birinci neden şu Hülya Hanım. ABD, Rusya Ukrayna'yı işgale başladığında Şubat 2022'de ABD bir iki yıllık sürede Rusya'nın askeri ve ekonomik yönden çökeceğini, zayıflayacağını ve Rusya'nın hem ABD
hem de NATO açısından bir tehdit olmaktan çıkacağını hesaplamıştı ABD. Şimdi de ABD'nin hesapları tutmadı. Yani Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik açıdan çökmedi. Askeri açıdan da bir çökme göstermedi Rusya. Göstermedi. Gitti, uzun sürdü ama Rusya o hedefe doğru gidiyor. Yara aldı, belki bir şekilde mesela hasar var ama o şey devam ediyor. Acaba Ermenistan orada mı hata yaptı? Yani şöyle hata demeyeyim tabii ben, yani sonuçta en nihayet onu siz değerlendireceksiniz de. Ya burada bir boşluk var, bir savaş var. Yani savaş varken yani ben de çok destek de görmüyorum. Yani bir taraftan da böyle ben bakıyorum. Yani hafta sonu zaten bir İtalyan gazetesine demeç veriyor biliyorsunuz Ermenistan Başbakanı Paşinyan. Diyor ki Azerbaycan devam eden saldırıları var. Yani ülkede korumada işte bir şekilde başarısız olduğunu söylüyor. Yani Ermenistan Rusya'ya sırt mı çeviriyor derken yeterli desteği görememek. Bir taraftan Rusya'da böyle hani savaş varken o savaştan, o zaaftan da yararlanıp tamamen batıya doğru çevirmek. Ermenistan'ın da bir hesabı var ama elbette Amerika'nın da bir hesabı var burada. Doğru. Çok haklısınız. Teşekkür ederim konuyu açtığınız için. Şimdi ABD'nin burada amacı şu. Rusya'yı zayıflatmak için Türkiye'nin Rusya'yla ve İran'la en azından bir çatışma durumuna, bir gerginlik durumuna gelmesini sağlamak. Neden? Çünkü Azerbaycan'la, İran'da çünkü müdahil olacak. O zaman ABD'nin hedefi bir Türkiye'yi İran'la çatışmaya acaba götürebilir miyim? İkincisi, İran'ı Azerbaycan'la çatışmaya götürebilir miyim? Üçüncü konuda Rusya zaten orada taraf olduğu için ister istemez Rusya'da, Türkiye'den belki Azerbaycan'la ilgili de konularda bazı ayrışmalar olacak. Türkiye'de Rusya'dan tamamen uzaklaşma yönüne girecek. Bu ABD'nin hedefi. Yani bir taşla birkaç kuş vurmak. Çünkü biliyorsunuz İran Azerbaycan'ı değil Ermenistan'ı destekler yönünde bir adımlar atıyor. Özellikle Karabağ Savaşı'ndan itibaren, yani Azerbaycan vatan topraklarını kurtarma savaşı başladığı andan itibaren, bir de İran Zengezur koridorunu, yani Türkiye'yi Azerbaycan'a ve Orta Asya'ya bağlayan koridorun açılmasını istemiyor. Çünkü Ermenistan'la kara sınır ortadan kalktı. Sessiz kaldı o İran burada. Ama mesela daha önce sessiz kalmamıştı. Yani mesela İran rejimi Azerbaycan-İsrail işbirliğine karşı o dönem savaş ilan ediyor. Ama burada mesela sessiz kalmıyor. Yani her ülke işte kendi hesabına göre tavır alıyor. Şimdi Hülya Hanım, özetle şunu söyleyebiliriz. Demek ki ABD Rusya'nın Ukrayna'da askeri yönden çökme yönünde belirlediği hedefe ulaşmadı ABD. O zaman Rusya'ya ikinci cephe, yani Ermenistan'da, Ermenistan'ın tamamen ABD ve NATO'ya yön çevirmesinden sonra Rusya'nın da Ermenistan'ı kaybetme riskini göze almayacağı için, çünkü Rusya'nın şöyle bir kırmızı çizgisi var, Güney Kafkasya'ya NATO'nun ve ABD'nin askeri varlığının Güney Kafkasya'da olması Rusya açısından bir kırmızı çizgi. Şimdi eğer ABD bir ortak tatbikat yapıyor ama ABD'nin askeri varlığı buna benzer üst olma durumu olursa, Güney Kafkasya'da pençesini atma durumu olursa, Rusya buna evet diyemeyecektir. O zaman ABD neyi zorluyor? Rusya'nın Ukrayna dışında Güney Kafkasya'da bir ikinci cephe açmayı zorluyor. Tabii. Böyle bir durum. Tabii, tabii. Şimdi ABD bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor. İran ABD'nin hedeflerinden biridir. Kesinlikle. Rusya ABD'nin zaten birinci tehdit olarak kabul ettiği ülkelerden biridir. Dolayısıyla eğer İran Türkiye'yi İran'la, Azerbaycan'ı İran'la, Türkiye'yi Rusya'yla en azından gerginliğe sevk edersek ve Rusya'yı Ermenistan'da ikinci bir askeri cephe açma yönünde bir zorlarsak, o zaman ABD ne yapacaktır? Çok uzak coğrafyada bulunan ABD, Rusya'yı iki ayrı cephede, hem Ukrayna'da hem de Güney Kafkasya'da savaşan bir Rusya'nın askeri gücünün zayıflaması yönünde ABD'nin arzusu daha da perçinleşecek. Tabii orada kışkırtmalar devam edecek bir şekilde. ABD'nin tuzağı, burada ABD'nin bu hedefi tutar mı sorusunun cevabı bana göre tutmayacaktır. Çünkü Türkiye sağduyulu davranıyor. İran bu tuzağa düşmeyecektir. İran bu tuzağa düşmeyecektir. Bugün de zaten Paşinyan'la görüşeceği söylenmişti Erdoğan. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Paşinyan'la görüşecek. Ermenistan Başbakanı'yla. Fakat İran da Azerbaycan'la teknik heyetler düzeyinde görüşmeler yapıyor. Aynen. Yani İran ABD'nin hedefi olduğu için İran bu tuzağa düşmeyecektir. Köklü bir devlettir. Türkiye bu tuzağa düşmeyecektir İran'la kapışma açısından. Azerbaycan'ın zaten İsrail gibi bir desteği vardır. Dolayısıyla onun da ben tuzağa düşeceğini sanmıyorum. Ama sonuçta olan kim olacaktır? Ukrayna'ya ne olduysa maalesef Ermenistan'da bundan
olumsuz etkilenecektir. Hadise budur. Yani bir de tabii burada iç hesaplaşma var. Yani iç hesap var, hesaplaşma demeyelim. ABD'nin 5 Kasım 2024'te biliyorsunuz başkanlık seçimi var Hülya Hanım. Tabii. Başkanlık seçiminde Beyaz Saray yönetiminin yani Biden yönetiminin yani demokratların... Çatışmadan beslenir. Tam seçim üzere öyledir, evet, yani. Kesinlikle. Çatışmadır, savaştır, o söylemler. Yani bir dış politika o anlamda seçim sürecinde etkili oluyor. Kesinlikle, %100 haklısınız. Biden yönetimi yani demokratlar, Beyaz Saray yönetimi Ukrayna'da arzuladıkları başarı hikayesini elde edemedi. O zaman bir başarı hikayesine ihtiyaçları var. Ne zaman? 5 Kasım 2024'ten önce. Acaba Rusya'yı, Ermenistan üzerinden Rusya'yı kışkırtarak, Rusya'nın belirli bir askeri gücünü Güney Kafkasya'ya yönlendirerek Rusya'yı askeri yönden zayıflatma durumuna düşebilir miyiz? Bunu da söyleme dönüştürecek. İşte politika, evet, böyle bir şey. Evet. Kesinlikle öyle. Ama ben bu hesabı tutacağını değerlendirmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la yapacağı görüşme önemli. Ben bu görüşmeden sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın belki daha ılımlı yönde adım atacağını değerlendiriyorum. Paşinyan'ın şunu unutmaması lazım Hülya Hanım. Şimdi ABD'nin senaryoları tıpatıp benziyor. Bakın 1980'de Saddam Hüseyin'i destekledi, silahlarını sattı. İran'la Saddam Hüseyin 8 yıl, 9 yıl süren bir savaşa tutuşturdu, savaştırdı ve sonuçta Saddam en sonunda Kuveyt'i işgal etti, görmemezlikten geldi ve sonunda Irak'ı işgal etti ABD. Saddam Hüseyin de ortadan kayboldu. Hı hı. Senaryo aynı senaryo. Ukrayna'da da Rusya'yı askeri ve ekonomik yönden zayıflatmak için Ukrayna'da aynı senaryo izledi. Rusya'nın işgaline önce sessiz kaldı. İşgal ettikten sonra Batı ittifakı kurarak bütün yardımları, desteği sağladı. Ama olan kim oldu? Ukrayna'ya oldu. Olan Irak oldu, olan tabii Ukrayna oldu. Şimdi aynı senaryo, benzer senaryo Hülya Hanım, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'da Rusya'yı zayıflatmak, Rusya'nın askeri gücünü orada mümkün olduğu kadar hem NATO için hem de ABD için hedef olmaktan çıkarmak için yapıyor. Burada önemli olan şöyle bir konu var. Bu da çok ilginç tabii. Yani NATO'da çalışanlar için, NATO'yu biraz bilenler için aslında tebessümle karşılanacak bir olay. NATO'nun Genişleme Komitesi Başkanı Ermenistan'ın NATO'ya katılımı için başvuru yapmasını istediğine dair bir açıklama yaptı. Ukrayna'ya da böyle bir açıklama yapmışlardı. Ukrayna NATO üyesi olacağım diye de heveslenmişti, umutlanmıştı. Peki bir dakika, şimdi, o zaman Ermenistan böyle Ukrayna'nın yolunda mı yani? Evet, Ermenistan. Ya da Gürcistan'ın yolunda mı? Evet, biliyorsunuz 2008'de çok önemli bir konu. NATO Bükreş Zirvesi'nde 2008'de Romanya'da yapılan zirvede Gürcistan ve Ukrayna NATO üyeliğine hazırlanması için NATO eylem planının içeriğine davet edildi. İki ülke de çok heyecanlandı, isteklerini belirttiler. Ardından Rusya tanklarıyla Gürcistan'a girdi ve Güney Ossetya ve Abazya'nın bağımsızlığını tanıdı. Tabii. 2010'da da Kırım'ı işgal etti. Yani hadise şudur. Rusya'nın kırmızı çizgisi Güney Kafkasya'da herhangi bir ülkenin NATO üyesi olması ya da NATO'nun oraya gelmesi Rusya'nın kırmızı çizgisidir. ABD üsleri dahildir bunun. Rusya, onun için Ermenistan'ın bunda dikkat etmesi lazım. Silahlı kuvvetlerinin %90'dan fazlası, silah sistemlerinin Rusya'ya bağlı olan bir Ermenistan. İki üssü Ermenistan coğrafyasında bulunan bir Ermenistan ve bazı da askeri danışmanların da Rus olduğu bir Ermenistan'dan söz ediyoruz. Bunun böyle bir ülkenin 10 yılda, 20 yılda en az, yani bütün olumlu ve iyimser olursak, pozitif yaklaşırsak en az 20 yıl sürer NATO üyesi olması için. Şimdi 20 yıl sonra bütün olumlu adımlar atılırsa NATO üyesi olabilecek bir ülkeye şimdiden NATO Genişleme Komitesi Başkanı'nın NATO'ya katılım için başvursun demesi şudur. Ukrayna'yı nasıl kışkırttıysa Ermenistan'a öyle kışkırtıyor ama olan maalesef Ermenistan halkına ve Ermenistan olur. Onun için Ermenistan'ın çok dikkatli olması lazım. Ben İran'ın bu konuda duyarlı olacağını devlet geleneği olduğu için değerlendiriyorum. Ama kendi çünkü çıkarlarını koruyacaktır mutlaka İran. İran'da öyle tabii. Yani. Evet, bir de şöyle ilginç bir durum var. Çok... 10 Temmuz 2022'de, düzeltiyorum, 10 Temmuz 2020'de Hülya Hanım, Ermenistan Milli Güvenlik Doktrini'ni kabul etti. Ermenistan Milli Güvenlik Doktrini. Yani 3 yıl önce. Ne dedi biliyor musun? Birinci tehdit Azerbaycan, en yakın müttefik Rusya, en yakın dost İran dedi.
Şimdi İran elbette ulusal çıkarları açısından Ermenistan'a yakın. Ama ABD'nin burada bir oyunu ve bir tuzağı olduğunu İran görmeli. Ben gördüğünü değerlendiriyorum. Evet, onun için İran ile Azerbaycan arasında İran heyeti Azerbaycan'a gitti. Teknik düzeyde görüşmeler yaptı. Ben İran'ın ABD'nin bu tuzağına düşeceğini değerlendirmiyorum. Aksi durumda Güney Kafkasya, Ukrayna'dan da daha kötü bir savaş ve çatışma alanına döner ki bu en fazla önce İran'ı, Azerbaycan'ı ama en çok da Ermenistan'ı ve tabii Türkiye'yi ve bölgeyi de Rusya'yı da etkileyecektir elbette. Ama ben böyle bir Türkiye ile ilgili de mesela hani biraz böyle bu tarafta yani böyle bir doğu blokuna yakınlaştığımız zaman tırnak içinde söylüyorum. Tabii çıkarlar doğrultusunda. Evet. Dış politikada böyle. Doğru. Yani duyguları başka bir tarafa alacaksınız. İlişkiler değil. Tamamen çıkar söz konusu. Yani tamamen kesinlikle hem de. Öyle. Olması gereken bu. İşte batıya mı yakın, doğuya mı yakın, işte eksen mi değiştiriyor meselesi hep konuşuluyordu. O yüzden şimdi Ermenistan için aslında Ermenistan eksen mi değiştiriyor mevzusu var. Bunların hepsinin evet. Şey olacak. Bu arada sizinle konuşurken tabii. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir son dakika haberi var. MİT'ten Suriye'de nokta PKK operasyonu. Sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi. Naim Paşam siz de bu tip operasyonlara ve bölgedeki evet. O denkleme sürece çok hakim. Uzunca yıllarda tabii. Mesai harcamış biri olarak. İsterseniz bu operasyonla ilgili de birkaç bir şey söylersiniz. Neden? Son dönemde çok ciddi, çok etkili operasyonlar yapılıyor. Bugün de yine yayının başında da söyledik. Evet. İsterseniz operasyona dair. Tabii. Hem de çok tabii. Etkili... yani terör örgütünün etkili isimleri etkisiz hale getiriliyor. Öyle söyleyeyim. Sözde askeri eğitim sorumlusu bu. Ne dersiniz? Son cümlemi ben bir önceki konuyla bağlayayım müsaade derseniz evet. Hemen terörle. Son cümle şu. ABD'nin Ermenistan'ı daha önceki senaryolarına benzer bir senaryo sürüklemesi Güney Kafkasya için olumlu bir adım değil. Ancak ABD Rusya'nın Ukrayna'da yeteri şekilde zayıflamadığını anladı. Peki. Bunun için ikinci cephe açıyor. Ben Ermenistan'ın umarım bu tuzağa düşmeyecektir. Peki. Öyle bir dileğim var. Çünkü kendisine en fazla zarar kendisine verecek. Şöyle bir buçuk dakika ilgili, bu operasyonlara evet. Dair belki bir şey söylemek istersiniz. Son dönemde ilgili, yapılan son etkili operasyonlar. Türkiye son yıllarda özellikle Milli İstihbarat Başkanlığı'nın yani Milli İstihbaratla birlikte güvenlik güçleriyle beraber nokta operasyonlarına yöneldi. Bu önemlidir. Nokta operasyonu önemli bir başarıdır. Neden? Çünkü nokta operasyonunda nokta istihbaratı elde ediyorsunuz. Evet. Bu nokta istihbaratına o noktaya bir operasyon yapıyorsunuz ve etkisiz duruma getiriyorsunuz. Yerel istihbarat önemli. Da çok önemlidir burada değil mi? Kesinlikle. Bir de silahlı hava araçları, insansız hava araçları teknolojiden faydalanıyor Türkiye ve büyük bir tecrübe kazandı. Yani dünya ülkeleri içinde Türkiye terörle mücadele açısından en ön sırada yer alabilecek ülkelerden biridir. Onun altını çizelim. Ama bununla beraber kahraman güvenlik güçlerimize de hakkını verelim. Yani terörle mücadelede 1984'ten beri özellikle son yıllarda artan bir başarı grafiği ve başarı ivmesi var. Ancak şunu da unutmamak lazım. Türkiye bunu da hesaplıyor. Maalesef ABD gibi büyük bir ülkenin ve küresel güç bir ülkenin, süper gücün terör örgütünü desteklemesi nedeniyle Hülya Hanım, terör örgütünün lojistik desteğinin kesilmesi Türkiye'nin inisiyatifi dışında kalıyor. Evet. Çünkü terör örgütünün kendi varlığını devam ettirmesi için lojistik desteğe ihtiyacı var. Yani paraya, silaha, mühimmata, insan elbiseye, kıyafete, gıdaya. İşte bütün bunları maalesef PKK'nın kolu olan PYD, YPG terör örgütüne var olan kararlı desteğini ABD'den görüyoruz. Önümüzdeki süreçte umarım Türkiye lojistik desteğini kesme yönünde bazı sert ve kararlı adımlar atılır diye değerlendiriyorum. Çünkü ABD Suriye'nin doğusunda yani Fırat Nehri'nin doğusunda Suriye'nin yaklaşık coğrafyasının %25'ini kapsayan bir alanda Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden bir terör örgütünü bir düzenli orduya, devletçiye dönüştürme hedefine ben hiçbir zaman geri adım atmadım. Onun için biz evet Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahraman Güvenlik Güçleri, Milli İstihbarat Başkanlığı kahramanca ve başarılı bir şekilde nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz duruma getiriyor ama öbür yanında da bir ülke sonsuz kaynaklarıyla o sizin coğrafi bütünlüğünüze kaydeden bir terör örgütünü desteklemeye devam ediyor. Bir de NATO üyesi ülke. NATO üyesi ülke olması da tabii ayrı bir durum. Yani dramatik bir durum. Çünkü NATO anlaşması
Nasıl hocam hep soruyoruz, sorguluyoruz Allah aşkına. Yani örgüte destek, terör örgütüne destek vermeye devam ediyor. Yani bir taraftan da böyle sizin ilişkileriniz var. Şunu unutmayalım. PYD, YPG terör örgütü Suriye'de verdiği bir ilaç yardımı, bir silah yardımı, bir cephane mühimmat yardımı ya da eğitim yardımı hemen Kuzey Irak'taki ve Irak bölgesindeki PKK bölücü terör örgütüne yansıyor. Çok kısa süre sonra. Onun için PYD, YPG terör örgütünü kabul etmiyor ABD, bilerek kabul etmiyor. Çünkü mali bütçesine ve savunma bütçesine yardım için bunları tabii ithal etmek zorunda. Türkiye belki bu İsveç NATO üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden henüz geçmedi Hülya Hanım. İyi ki geçmedi, İsveç'in NATO üyeliği onaylanmadı. Belki İsveç'in NATO üyeliğinin geç bırakılarak bu ABD'nin PYD, YPG terör örgütü üzerindeki desteğiyle ilgili ABD ile masaya... Sayın Cumhurbaşkanı zaten o şerhi koyuyor. Yani evet, onun karşılığı alınmalı bir şekilde diyor. Yani böyle o kadar ucuz, o kadar kolay değil yani. O yüzden hafiften bir kapıyı araladı ama bir bekleyip göreceğiz dedi. Karşılık almak ama lazım orada. Türkiye şöyle, çok teşekkür ediyorum. Siz biraz önce söylediniz. Uluslararası ilişkilerde elbette dostluk ya da düşmanlık yok. Ulusal çıkarlar, bizim menfaatler önceliklidir. Kesinlikle. Orada öyle tabii. Türkiye şimdi, evet, Türkiye işte Ukrayna'da ve Karadeniz'de olan bu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir de Güney Kafkasya'da önemli bir rol üstleniyor. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Azerbaycan'la yaptığı bazı ikili anlaşmalar nedeniyle. Dolayısıyla ben bazı olumlu adımların atılabileceğini değerlendiriyorum. Doktor Naim Babiroğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan ben dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.